Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sunar. Herkese merhabalar. Matematik birinci dönem birinci yazıya hazır mısın Tonguç Evi Hazır değilim hocam. Zaten o yüzden burası merak etme. Süper bir şekilde hazırlanacağız ve birinci yazıdan en notları alacağız diyoruz. Ve bugün seninle beraber bir kere Milli Eğitim Bakanlığı Tonguç Evi senaryoları yayınladı. Yani hangi konulardan hangi soru geleceği belli. Mesela çarpanlar, katlar, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler. Üç tane temel üniteden sorumluyuz. Ve bu konuları bilmemiz gerekiyor ve bunlardan soru gelecek. Hangisinden kaç soru geleceği de belli ama farklı senaryolarda farklı sayılarda bulunuyor. Ve biz de bunların teker teker bütün senaryolarını hatta 11 tane senaryo var. Gerçekten de çok fazla. Bu senaryoların hepsini inceledik ve aynı zamanda Tonguç İlhan Bey'im buradaki kazanımları ve benzeri gözden geçirerek Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı bir de Örnek sorular var. Bunları çözdün mü? Çözmedim hocam çok zor. Hayır evladım merak etme zor değil. Zaten biz bunun hepsini inceledik. Çözmene de gerek yok. Ve bunlara benzer soruları senle beraber çözeceğiz de evladım benim. Ve bunların benzerlerini aynı zamanda bunlardan gelebilecek tarzda soruları da yazılı provamızın içerisine koyduk. Senle beraber bunlara bakacağız. Ve tekrar söylüyorum bütün yazılı provalarımızı konu ve kazanımlara tam ve yüzde yüz uygun bir şekilde hazırlıyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Yazılı kampımız başladı. YouTube 8. sınıf diye LGS kanalımızdan matematikle başlıyoruz. Ardından Türkçe, sosyal, fen, din, İngilizce ve bütün yazılı kampımızda bütün dersleri bitireceğiz. Merak etme. Ve bunu yaparken en büyük yardımcımız da yazılı notlarımız ve yazılı denemelerimiz. Süper ikilimiz yani. Yazılı notlarımızdan hatta sayfaları sana söylemek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Sayfa 6'dan başlayacaksın. Burada üstü ifadeler, kareköklü ifadeler ve benzeri bunlar da işlemlere kadar gelmene gerek yok. Sayfa 14'e kadar yapmanı istiyorum. Da Daha doğrusu bu cep kitabından bu tekrarları mutlaka yapmalısın. Sen de var mı bu kitap? Var hocam. Harikasın. O zaman her yere taşıyabilsin ve buradan da konu tekrarlarını yapabilsin evladım benim. Aynı zamanda yazılı denemelerimizden de mutlaka matematik denemelerimizi çözelim. Matematik yazılı provalarımızı çözelim evladım benim ve sınava en iyi şekilde hazırlanalım diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber özetimize başlayalım. Tekrar söylemek istiyorum. Çarpanlar ve katlarla başlıyoruz Sonuç Eren Zaten bizim ilk yöntemizde. bundan soru gelecek. Aynı zamanda çarpanlar katlardan sonra evladım benim üstü ifadelerden soru gelmesini bekliyoruz. Üstü ifadelerden de en az iki tane soru gelecek. Hatta belki üç senaryolara göre değişiklik gösterebiliyor ve ardından da kare ifadeler bunların çok hızlı süper hızlı tekrarlarını yapacağız ardından bunlarla eşdeğer bir şekilde MEV örnek yazılı sorularını, kendi hazırladığımız soruları, yazılı provası sorularını senle beraber teker teker çözeceğiz. Ve bunları çözerken zaten sınava %100 bir şekilde hazırlanmış olacağız. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Dershanede olan arkadaşlarımız, aynı zamanda Tonguç Plus'ta olan arkadaşlarımız mutlaka sistemlerindeki yazılı provalarını takip etsinler. Yazılı kamplarını takip etsinler. Onlar da çalışsınlar diyoruz. Hadi bakalım şimdi senle beraber süper bir şekilde çarpanlar ve katların hızlı süper hızlı tekrarla başlayalım. Bu arada bütün bu yaptıklarımız LGS sınavına da katkıda bulunuyor. Merak etme LGS'deki bütün konuları aslında tekrar etmiş oluyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Bir kere çarpan bulma neydi? Alanı 24 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kenarları ne olabilir sorusundan çıkmış çarpan bulma. Mesela kaç kere kaç 24 evladım? 4 kere 6 hocam. Harikasın. Mesela 4 kere 6 24 Bravo diyorum sana. Peki bir başka bir kere 24. Evet, bir kere 24. Aynı zamanda 2 kere 12. 3 kere 8 şeklinde bütün çarpanlarını yazmış olduk. O zaman 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 24'ün çarpanlarıdır. Peki asal çarpanlara ayırma neydi? Eğer biz 2, 3, 5, 7 asal sayılarını bilmiyorsak gerçekten yazık ediyoruz. Çünkü bunlar en top asal sayılardı. Bunları kesin ve net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. 11, 13, 17, 19 diye devam eden asal sayılarımız var. İşte biz bu asal çarpanları bulmaya çalışacağız. Çarpan ağacı veya bölen listesi vardı atıyorsak 18 2 kere 9'dur. 9 3 kere 3'tür. Al sana asal çarpanları 2 3 3 şeklinde bulmuş olduk. 18'in asal çarpanları 2 ve 3'tür şeklinde yazabiliyoruz. Hatta 18'i ben 2 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazabiliyorum. Yani buradaki asal son ağacın dalları şeklinde yazıyoruz. Bunu da 2 çarpı 3'ün karesi şeklinde yazabiliyoruz. Veya bu şekilde bölen listesiyle 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1 şeklinde yazıyorum. Ve burası 1 kaldığı zaman bitmiştir olay. Dolayısıyla 2 çarpı 3 çarpı 3 yani 2 çarpı 3'ün karesi aynı sonuca ulaşmış oluyoruz diyoruz. Ve geldik çarpanlar ve katlarda ebob ekok'a. Zaten en önemli kısım bu. Zaten buradan soru gelecek kısım. Hatta örnek sorulara baktığımızda buradan soru gelmiş. ilk sorumuz buymuş. Hadi bakalım. Şimdi 18 30'un ebobunu bulmak istiyorsak ikisini de aynı anda bölen sayılara bakıyoruz. Mesela 18 30 2 ikisini de aynı anda böldü. 9 15 3 ikisini de aynı anda böldü. Ama bundan sonra böldükten sonra 3 ve 5 kaldı. Artık ikisini de aynı anda bölen bir şey yok. Sonra 3'e böleriz 1 5 bu aynen kalır. 5'e böleriz 1. Ve son durumda Tonguç Eren bu ikisini de aynı anda bölenlere yıldız veya yuvarlak veya tik atabilirsin. İşte bunlar ortak asal çarpanlardır ve ortak bölenlerini oluşturur. Ebob'u oluşturur yani bunlar. Ve bu da 2 çarpı 3'ten 6'dır diyebiliriz. Eğer hepsini çarparsak da 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 yani 18 90 da aslında bunların ekokudur en küçük ortak katı diyoruz. Dikkat edelim ECOG sayılardan büyük çıktı. EBOB'da sayılardan küçük çıktı. En büyük ortak bölen olduğu için e, yani 6'ya ikisi de bölünüyor. Ve dikkat edelim çok önemli bu sınavlarda da çıktığı için hatta örnek soruda da benzeri var, olduğu için tekrar söylemek istiyorum. 6, 18, 30 arasındaki ilişki çok önemli. Bak dikkat et e, 6'nın 18'de bir katı e, 30'da bir katı aslında. Yani bu iki sayıda. 6'nın katı olacak şekilde veya 6'yı tam bölecek şekilde düşünmemiz gerekiyor. 90 da aslında 18'in katı. Dikkat edelim. 6 ve 18 ve 30 arasındaki ilişkiyi çok iyi anlamamız gerekiyor. 6'nın e, 3 katı 18, 5 katı 30. Yani bu iki sayıda 6'nın katı olan bir sayı. Dikkat edelim. Aynı zamanda 18 ve 30'un katları da 90'dır diyebiliriz. Mesela 18'in 5 katı 90'dır. 30'un e, üç katı 90'dır. Dolayısıyla bu kat ilişkisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. EBOB ve EKOK'un özelliklerini hemen hatırlayalım. İki sayının EBOB ve EKOK'un çarpımı sayıların çarpımıdır diyebiliriz. E, sayıların e, iki sayının çarpımı sayıların EBOB ve EKOK'un çarpımına eşittir. Kuralımızı yazalım. Birbirinin katı olan iki sayının EBOB'u küçük sayı ediyor. EKOK'u ise büyük sayı ediyor. Hemen bir örnek. Bununla ilgili çok güzel bir örnek. EBOB 12-24 bu ikisi birbirinin katı olduğu için 24-12'nin iki katı olduğu için EBOB'ları küçük sayı ekokları ise büyük sayıdır diyebiliriz ve hemen geçelim aralarında asallık işte bundan soru gelme ihtimali var. Tek ortak bölümü bir olan sayıları aralarında asal sayılar diyoruz. Mesela 9 ile 14 ...aralarında asaldır. Hiçbir ortak... ...böleni yoktur. Çünkü birden başka. 1 ile 25, 1 ile bütün sayılar... ...aralarında asaldır. Çok önemli bir kural. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. 51 ile 52, ardışık sayılar aralarında... ...asaldır. 15 ile 21... ...aralarında asal asaldır. Çünkü ikisinin de ortak... ...böleni kaçtır evladım? 3'tür hocam. Harikasın. 3 ortak böleni olarak bu ikisini de... ...3 tam böler. Dolayısıyla... ...aralarında asal olabilmesi için... ...gerekli olan şartı sağlamıyor diyoruz. 1 ile tüm sayılar ve ardışık doğal sayılar saldırı kuralında gördükten sonra diyoruz ki A ve B aralığında asal sayılar ise EBOB'ları birdir. Ekokları ise sayıların çarpımıdır. Dikkat edelim. Mesela 4 ile 15 aralığı nasıl olduğu için ebopları bildir. Hiçbir ortak böleni yoktur. Çünkü birden başka ekokları ise ikisinin çarpımı yani 60'tır şeklinde düşünebiliriz. Şimdi geldik problemlere. Problemleri nasıl çözeceğiz? İşte sen bana bunu anlat diyorsun. Çünkü gerçekten en önemli kısım burası. Mesela büyük bir parçayı küçük parçalara ayırıyorsak biz mutlaka mutlaka ebop yapmamız gerekiyor. Çünkü bölüştürüyoruz, parçalıyoruz, küçük parçaları bulmaya çalışıyoruz. Mesela büyük tenekeleri küçük zeytinyağı şişelerine ayıracağız. Veya işte büyük kalasları küçük e, parçalara ayıracağız. Hatta kesme soruları çok meşhurdur. Bunlarla alakalı sorular geldi LGS sınavında da. Burada mesela bu tarlanın etrafına fidan dikeceğiz küçük aralıklarla. Bu da mesela meşhurdur. Dolayısıyla bunlar aslında EBOB'la çözülen sorular. Buraya baktığımız zaman küçük parçaları birleştirerek büyük bir parça oluşturmak istiyoruz. O zaman burada da ekok yapacağız. İşte aynı anda çalan ziller mesela burada birisi 45 dakikada birisi 30 dakikada çalıyormuş. Ne zaman aynı anda çalarlar? İşte burada bir ekok var. Veya işte birlikte nöbet tutma soruları, ortak hareket saat soruları bunlarda da bir ekok var diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman şimdi üstü ifadelerini tekrarını yapalım tam sayıların kuvvetlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada en önemli tablomuz sonuç eden benim üslü giller. Yani 2 giller, 3 giller, 5 giller. Bunlar 2 3 5 asal sayılardı ve en önemli asal sayılardı ve bunların kuvvetlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hatta 2'nin e, kuvvetlerini 2 üzeri 10'a kadar bilsek çok iyi olur. Bak 2 üzeri 10 1024'müş. Bu çok önemli. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024'e kadar bilsen çok iyi olur. 3 gillere baktığımız zaman ise 3, 9, 27, 81, 243'e kadar gidiyor. 5 gillere baktığımız zaman 5, 25, 125, 625'e kadar gidiyor. Hatta bunu 729'a kadar uzatabilirsin ama tekrar söylüyorum bunlar şu an için yeterli. Şimdi üstlü gillere bildikten sonra bunlar çok kullanılacak. Önemli üstler nelerdir Onlara bakalım. Mesela bir üzeri bir sayı birdir. Bir üzeri 25 beş mesela. Bir üzeri öküz harika bir ses gerçekten de bravo diyorum sana. Ama bir üzeri öküz birdir. Tamam. çünkü bir üzeri ne olursa olsun birdir. Sayının üzerinde bir varsa da sayının kendisi mesela 30 üzeri sayı 30 üzeri bir 30'dur Mesela e, öküz üzeri bir diyelim. Bu da öküz çıkıyor çok dikkat edelim. Ee, bu kadar basit kuralımız diyoruz. Mesela sayının üzerine sıfır varsa Tonguç Eren Bey, ...bunun cevabı birdir. Çok enteresan. 12 üzeri sıfır, birdir. Mesela e, 576482 üzeri sıfır. Bir bitti bu kadar. Fazla uzatma gerek yok. Şimdi tek ve çift kuvvetleri daha önceden öğrenmiştik ama... ...tekrar hatırlayalım. Yedinci sınıfta öğrenmiştik bunları. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Unutmayalım. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif zaten onları düşünmüyoruz... Şimdi 4'ün karesi mesela eksi bir sayının çift kuvveti eksi 4 çarpı eksi 4'ten artı 16'dır. Eksi bir sayının tek kuvveti eksi 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 3 kere çarpılırsa sonuç eksi çıkar. 4 üzeri 3'te eksi 64 çıkıyor. Mesela 1'in çift kuvveti artı 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir bu arada unutmayalım. Burada öğrendiğimiz gibi. 1'in tek kuvveti ise eksi 1'dir diyebiliriz. Mesela 4'ün karesinde ne yapacağız peki? Çok önemli kıl bir şey bu. Burada dördün karesi demek istiyor. Bak parantez yok burada. Burada eksi dördün karesiydi. Burada dördün karesi. Dördün karesi kaç? 16 hocam. Harika. Başında da eksi var. Eksi 16'dır. Çok dikkat edelim. Bununla bu farklı. Bunun farkını sınavda kaçırmayalım. Şimdi negatif istediğimiz şey aslında e, burada çok önemli bir şey var. Mesela 3 bölü 5 diyelim. Buradan başlayalım. Üzerinde eksi 1 diyelim. Tamam mı? Bu eksi aslında tepe taklak yap demek. Yani 3 bölü 5'i 5 bölü 3 yapacağız. Üzerine de 1 olacak. Yani bu eksi görevini tamamladığı zaman bunu tepe taklak yapıyor. Mesela 2 bölü 3'ü üzeri eksi 2 demiş ya. 3 bölü 2 diyeceksin. Üzerinde 2 diyeceksin. 3 bölü 2'nin ikinci kuvvetini zaten sonra hesaplayabilirsin. 3'ün karesi 9'dur. 2'nin karesi 4'tür. 9 bölü 4'tür. Burada ise ne yapıyoruz? 3 bölü 5'i eksiği kullandık ve artı haline getirdik. Üstüne dikkat edelim. Burada ne yapacağız peki? Burada 4 üzeri eksi 1 demiş. Burada dikkat edelim. Bunun altında görünmez bir 1'i hatırlayacağız. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. 4 bölü 1 üzerinde eksi 1 olursa 1 bölü 4 üzeri 1 oluyor. Yani 1 bölü 4 çıkıyor. Bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Dolayısıyla ne yaptık? Bu eksiği kullandık. Tepe taklak yaptık. Bunun altında görünmez bir 1 vardı. Unutmayalım. O zaman 1 bölü 3 üzeri 2 diyorum buraya. Bu eksiği kullandık artık. 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. 1 bölü 9 cevabımıza ulaşırız diyorum. Ve temel kuralları devam ediyoruz. Üssün üssü kuralına bakalım. Bu da çok önemli bir kuralımız. 2 üzeri 5 üzerinde parantez koymuş bir tane daha üst koymuş. Hayda. Böyle bir şey olduğu zaman üstü üstü çarpıyorsun. 5 kere 3 15. harikasın. 2 üzeri 15 diyebiliriz. Mesela 16 üzeri eksi 2. Eyvah ne yapacağım? 16'yı gördüğüm anda böyle ellerim titreme başlıyor. Ne yapacağız? 16, 16, 16. Ben biliyorum bu üçkağıtçı al sana 2 üzeri 4'tü. O zaman sen 2 üzeri 4'sün 16 diyerek üçkağıtçılığını yüzüne vuruyorum. Üzerinde de eksi 2 varmış. O zaman şimdi üst üstü haline geldi. Bu x'i çarpıyorsa 2 üzeri eksi 8 etti evladım benim diyorum. Ve çarpma ve bölmeye bakalım. Çarpma ve bölmede de çok rahat kurallarımız var. O da çok basit. 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 7. Eğer iki üstlü sayı çarpılıyorsa bu iki üstlü sayı bu da üstlü sayı çarpılıyorsa tabanları aynıysa ikisinin de tabanları 3 gördüğün gibi. Üstler toplanır. 3 üzeri 5 artı 7 12 eder. Eğer iki üstlü sayı bölünüyorsa ve tabanları aynıysa o zaman taban aynı kalacak şekilde burada da taban aynı kalacak şekilde üstler çıkarılır. 10'dan 3 çıkarsa 2 üzeri 7 diyebiliriz cevaba. Eğer üstler aynıysa tabanları çarp veya bölme normal yapıyoruz. Mesela 2 üzeri 8'e 3 üzeri 8'e çarpacağız. Buna dikkat edelim. Üstler aynı zaten. E, bu zaten çarpmaya 2 ile 3'ü çarp. 2 kere 3 6 harika. 6 üzeri 8'dir. Mesela 20 ile 5'i böl. 4. 4 üzeri 6'dır. Üst aynı kalacak şekilde tabanlar çarpılıp bölünüyor diyoruz. Toplama çıkarmaya bakalım. O da çok basit. Elma armut hesabı. Mesela 2 üzeri 10'u 6 ile çarpmış. 2 üzeri 10'u 5 ile çarpmış. Bunları toplamak istiyor. Şimdi ben buna bir elma diyeceğim. 2 üzeri 10'a elma dersem eğer. Burada 6 tane elma var. 5 tane elma var. 6 elma 5 elma daha. 11 elma eder. Harika 11 elma eder. 11 tane elmayı böyle çizeyim ama içine ne yazacağım? 2 üzeri 10 yazacağım. 11 çarpı 2 üzeri olmuş cevabımız. Mesela. 9 armuttan buna buna da armut diyelim. Böyle çizelim. Şöyle bir armut çizelim buna da. Bak bu elma bu armut farklı şeyler. 9 armuttan 4 armut çıkarsa 5 armut yani 5 çarpı 3 üzeri 8 çıkar cevabımız diyorum. Ve buna da dikkat edelim. Bununla alakalı mesela 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 6'yı toplayabilir miyim? Hayır toplayamam. Ama ama bu üçkağıtçı da bir üçkağıtçılık o da şöyle. Burada 2 çarpı e, 2 çarpı 2 çarpı böyle böyle kaça kadar? 7 tane var ya. Burada da 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 6 tane var ya. Dikkat edelim. Şu aslında 2 üzeri 7 dediğimiz şey. Şurasını 2 üzeri 6 diye alabilirim. Ve 2 çarpı 2 üzeri 6 diye yazabilirim bu zımbırtıyı. Artı 2 üzeri 6 ya. İşte burada görünmez bir 1 olduğu için. Burada 2 elma, 1 elma daha üç elma eder şeklinde bir kuralımız da var. Bu da zor sorularda karşımıza çıkıyor diyoruz ve fazla uzatmıyorum hemen üstü ifadeleri çözümlemeye geçerim. Çözümlemede Tonguç Erhan aslında altı çizgi metodunu uygulayacağız. Şimdi eğer bize bir sayıyı çözümle derse farklı bir şey ama çözümlenmiş bir halini verip sayıyı kendim bul derse o zaman şöyle yapacağız. Altı çizgi metodunda bir iki üç tane çizgi virgül bir iki üç tane çizgi çizeceğiz. Altlarına da 10 üzeri sıfır tam bu virgülün soluna. Sağına da 10 üzeri eksi 1 yazacağız. Sonra eksi 2 eksi 3 diye gidiyor. 1 2 diye devam ediyor. Şimdi burada mesela 3 çarpı 10 üzeri 1. Hemen buraya 3'ü yerleştiriyorum. Hop. 5 çarpı 10 üzeri 0. Hemen buraya 5'i yerleştiriyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Hemen buraya bu çünkü 10 üzeri eksi 1 basamağı. Bu 10 üzeri 0 basamağı. Bu 10 üzeri 1 basamağı. Burası mesela 10 üzeri eksi 2 basamağı. buraya 6'yı yerleştiriyorum. Bu 10 üzeri eksi 3 ne yerleştireceğim buraya? Sıfır hocam. Hayır sıfır yazamam. Bunun başında görünmez bir 1 çarpanı vardır. Kat sayısını yazacağım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. 10 üzeri eksi 3 aslında. O zaman bunu hemen buraya yani 1 şeklinde yapıştırıyorum. O zaman son durumda neymiş bu sayımız? 35,261'miş sayımızın ondalık gösterimi. Şimdi geldik sonrasında burada çok büyük çok küçük sayılara. 65 milyonu ben Burada 6 tane 0 olduğu için 65 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 üzeri 6 şeklinde yazabiliyorum. Veya 0,0037'yi burada virgülün sağında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane basamak olduğu için 37 çarpı yani buradaki sayı çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde yazabiliyorum. Neden? Bu çünkü çok büyük bir sayı. Bu büyük bir sayı. Bu da küçük bir sayı. Virgüllü çok küçük 0 0, 0, 0, 0 olan sayılar küçük sayılardır veya sıfırların sonunda olduğu da büyük sayılar. Şimdi bunları nasıl onun kuvvetleriyle yazacağımı öğrendik. Ardından bunları değiştirmeyi öğreneceğiz. Mesela 65 çarpı 10 üzeri 6'yı ben 0,65 çarpı 10 üzeri bir şey yapacağım. Burada şöyle bir kuralımız var. 65'i ben 10'la çarparsam kaç eder? 650 hocam. Harika. Bir kere daha 10'la çarparsam. 6500 hocam. Harika. Bak bunların hepsini söyleyebiliyorsun değil mi? Ona böse, bölseydim olacaktı Bir bölseydim, 0 6.5. Bir kere daha ona bölseydim 0.65. Bir kere daha ona bölseydim 0.065. Yani dikkat et yukarıya gittikçe onunla çarpılıyor. Aşağı indikçe ona bölünüyor. Şimdi bu arkadaş 65'ten 0.65'e inmiş. Yani 1, 2 basamak aşağı inmiş. 2 basamak aşağı inerse bunun da büyümesi gerekiyor ki denge sağlansın. Terazide denge sağlansın. Çünkü bunlar birbirine eşit dikkat ettiysen. 10 üzeri 6'yı 2 tane arttırırsan 10 üzeri 8 oluyor diyebiliriz. Ve denge sağlamış oluyor. Bu küçüldü bu büyüdü. Şimdi buraya bakalım. 37 çarpı 10 üzeri eksi 6. Burada dikkat edelim. 37'yi 10 ile çarparsam 370 eder. E, 10'a bölersem 3,7 eder. Şimdi adam ne yapmış? 37'den buraya çıkmış. Bu kata çıkmış. Yani bir kat yukarı çıkmış. O zaman burada bir kat aşağı inmen gerekiyor. Eksi 6. kattan bir kat aşağı inersen kaçıncı kata gelirsin? Yani eksi 5'e inerim hocam. Harika bir şekilde patladın, Bravo diyorum sana. Eksi 6. kattasın. Bir kat aşağıya iniyorsun. Eksi 7'ye inersen evladım benim. Eksi 6'dan bir kat yukarı çıkarsan eksi 5'e çıkarsın. Dikkat edelim. Dolayısıyla eksi 7 şeklinde yazıyorum evladım benim. Bilimsel gösterim de şu. Aslında A çarpı 10'un bir kuvveti şeklinde yazıyoruz ama dikkat edelim. A dediğimiz sayı 1 ile 10 arasında olmalı ve bu da N dediğimiz şey de tam sayı olmak zorunda. Şimdi dikkat edelim ne yaptık? Buradaki sayının 1 ile 10 arasında olma şartı var. Mesela 481. Kusura bakma sen bilimsel göstereyim olamazsın çünkü buradaki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. O zaman hemen 481'e geliyorum. Bir 10'a bölelim. 48,1 olur. Bir kere daha bölelim. 4,81 olur. 1 ile 10 arasında geldi işte. O zaman ben bunu 4,81 çarpı bak bunu yapabilmek için bunu 2 basamak aşağı iniyorum. 1, 2 basamak aşağı iniyorum. O zaman bunu da 2 tane yukarı çıkartacağım. 10 üzeri 9 haline getiriyorum. 7'yi 9'a getirdim. Şimdi buraya bakalım. Burada mesela 0,09 demiş. O zaman ben bunu 0,09'u bir 10 ile çarpasam 0,9 eder. Bir kere olsa 9 eder. 9 dediğim şey 1 ile 10 arasında 9 çarpı diyorum. İki tane yukarı çıkardığım için bunu da iki tane aşağı inmem gerekiyor. Eksi 10. kattan iki kat aşağı inersek kaç eder? Eksi 12 eder hocam. Harikasın bu sefer doğru yaptın. Eksi 12 diyorum. Aşağı doğru iniyoruz çünkü. Ve geldik o zaman kare köklü ifadelerin tekrarına çok hızlı devam ediyorum. Tam kare sayılar bizim acayip önemli bilmemiz gereken bir başlık. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 şeklinde ilk 10 sayının karesini çok iyi bileceğiz. Ve bunlar tam kare sayılardır. Ardından tabii 625 hatta 900'e kadar bilsek çok iyi olur. Burada şunu unutmayalım. 11 121, 12'nin karesi 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400. Yani 20'nin karesine kadar bilirsek hatta 30'un karesi ve 25'in karesi de bazı sorularda çıkıyor. Bunlar acayip önemli. O zaman diyorum ki peki ben bunu nerede kullanacağım? 2'nin karesi 4'tür, 3'ün karesi 9'dur, 7'nin karesi 49'dur, 15'in karesi 225'i tam bunu biliyoruz. O zaman ben bunu nerede kullanacağım biliyor musun? Alanı 81 santimetre kare olan bir karenin kenarı kaçtır dediğim anda benim tak diye 9 demem gerekiyor. Bunu söylemeyeyim. 9'un karesi kaçtır? 81. Harikasın 81. O zaman 9 kere 9 81. İşte bunu yapmak için e, mühendisler, matematik mühendisleri kare kökü icat etmişler. Karekök 81'dir demişler. Karekök 81'in de görevi şu, İçine giren sayıya şunu sormak, sen neyin karesisin kardeşim? Sen neyin karesisin 81? 9'un. Sen neyin karesisin 9? 3'ün. Sen neyin karesisin 49? 7'nin. Sen neyin karesisin 225? 15'in. Dolayısıyla aslında karenin alanından bir kenarına gidiyoruz. Alanı 225 olan bir karenin bir kenarı kaçtır. Alanı 49 olan bir karenin bir kenarı kaçtır şeklinde düşünebiliriz. Peki yaklaşık değer nedir? Bu çok önemli sınavda soru gelmesini bekliyoruz. Buradan yazılı hatta buradan kesin soru gelecek de buradan da yazılı soru gelebilir. Yaklaşık değer dediğim şey şu Tonguç Öğren Bey. Bir kere ben 1, 2, 3, 4, 5 diye sayı doğrusunda sayıları yerleştiriyorum değil mi? Bak bunlar mesela sayı doğrusunda 1, 2, 3, 4 yazdım. Şimdi dikkat edelim. Aslında karekök 25 5 değil miydi? Evet. Karekök 16 4'tü. Karekök 9 3'tü. Karekök 4 2'ydi. İşte ben bu 2 yerine karekök 4 yazabilirim. 3 yerine karekök 9 yazabilirim. Veya 10 yerine karekök 100 yazabilirim. O zaman bana sorsa ki karekök e, mesela 30 nerede dese. Karekök 30 şu ikisinin arasında değil midir? Şu ikisi, o zaman 5 ile 6 arasındadır diyebiliriz karekök 30'a. Mesela karekök 17 nerede dese 4 ile 5 arasındadır diyebiliriz. Ama 4'e daha yakın. Çünkü 16'ya daha yakın mesela. Burada ee, burası da Karık 36 özür dilerim yanlış bunu eksik bırakmışım. Karık 30 bunların tam arasında bir yer neredeyse. Mesela Karekök 9 dediğimiz şey zaten 3'tür e, gibi. Mesela Karekök e, 70 dediğimiz şey bu ikisinin arasındadır diye düşünebiliriz. Ve 8'e daha yakındır. Çünkü e, 70... 64'e daha yakın 81'den şeklinde yorumda yapabiliyoruz. Şimdi geldik A karekök böyle gösterimde mesela 28'i ben 7 kere 4 diye yazabilirim. 4 dediğimiz şey 2'nin karesidir. 2'nin karesidir hocam. Harika. 2'nin dolayısıyla 2 karekök 7 şeklinde söyleyebiliriz. Mesela 3 karekök 5'te de şöyle bir kural var. Ben istersem bunu içeriye sokabiliyorum ama karesi şeklinde. 3'ün karesi 9'dur. 9 Dokuz kere 5 yani karekök 45 yazabiliyorum buraya. Bu da sıralama yaparken özellikle kullanacağımız bir özellik diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde sorularımıza başlayalım. Tekrar söylemek istiyorum. Bu sorularda MEB örnek yazılı sorusu benzerlerimiz de var. Burada Milliyetin Bakanlığı bize senaryoları yayınladı Tonguç Eren Bey. Bu senaryolara uygun bir şekilde EBOB, EKOK, aynı zamanda üstü sayılar, çok büyük çok küçük sayılar. Mesela tam kare sayıların kare kökleri. ve teker teker bütün bu kazanımları inceledik. 11 tane senaryo var. Gerçekten de çok fazla senaryo var. Bu senaryoların hepsine baktığımız zaman Tonguç Hoca'mın ortak konular belli zaten. Hatta örnek sorularımız da var. Yayınlandı mesela bu soru EBOB EKOK sorusu, aralarında asallık sorusu, üslü ifade sorusu, yine üslü ifade sorusu, çok büyük, çok küçük, göstereyim. Aynı zamanda karekök ifadelerle ilgili iki tane soru var mesela örnek sorulardan. İşte bunların hepsini teker teker inceledikten sonra ve e, bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu ve kazanımlarına yüzde yüz uyduktan sonra sana çok güzel bir yazılı provası hazırlayacak. Hatta biliyorsun yazılı kampımızda da hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Matematik, Türkçe, Sosyal, Fen, Din, İngilizce bütün yazılı provalarımız teker teker geliyor Tonguç Erbim. Tonguç LGS kanalına abone olmayı ihmal etme evladım benim. Aynı zamanda aynı zamanda yazılı notlarımızdan mutlaka mutlaka yazılı olarak arkadaşlarımız sayfa 6'dan Tonguç Erbim sayfa 6'dan. Ee, hemen göstermek istiyorum. Sayfa sayfa e, 14'e kadar çalışmanı bekliyorum senden. Sayfa 6'dan 14'e kadar çalış. Diğer derslerimiz de var bunun içerisinde ama onları daha diğer e, sınavlarımızda, yazılı programımızda çalışacaksın. Ve yazılı denemelerimizden de mutlaka matematik kısmındaki birinci dönem birinci yazılı yazılı denemelerini mutlaka çözüyorum ve fazla uzatmıyorum. Hadi bakalım ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz lokum bir soru. Sonrasında çok güzel bir map örnek yazılı soru benzerimiz var. İlk sorumuzda 300 sayısının asal çarpanlarını bulup sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazın demiş. Hemen ne yapıyorduk? 300'ü böyle bir algoritma yapıyorduk. 2'ye bölünür 150. 2'ye bölünür 75. Artık 2'ye bölünmez 3'e bölünür 25. 5'e bölünür 5. 5'e bölünür 1 şeklinde yazdım ve 300'ü ben Asal çarpanların çarpımı şeklinde 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde yazarım. Hatta 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi şeklinde yazmış oluruz diyoruz ve hadi bakalım o zaman. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Şimdi yeni sorumuza geçelim. Meb örnek yazılı sorusu benzerimiz var burada. Biliyorsun örnek sorularda e, aslında birazcık kıl sorular da var. Buna benzer bir soru. şekilde bir hesap makinesinin üst kısmının görüntüsü verilmiştir. Birinci ve ikinci sayı bölümlerine yazılan sayıların EBOB'u sağdaki bölmede verilmiştir demiş. Tamam EBOB'u 24'müş. Bu sayıyla bu sayının EBOB'u 24'müş. Ama bunu vermemiş bize. Birinci sayı bölümünde 72 yazdığında demiş. Tamam. EBOB bölmesinde 24 yazması için ikinci sayı bölümüne yazılabilecek iki basamaklı sayılara bulunuz demiş. Şimdi aslında bizden istediği şey şu: e, iki tane sayı varmış, 72 ile e, soru işareti diyelim, soru işareti. Bunların EBOBlarının EBOBlarının 24 olduğunu söylemiş. EBOB ne demekti? En büyük ortak bölen demekti. O zaman bu ikisini de bölen bir sayı 72 24'e bölünür mü? Evet bölünür. 72'yi 24'e bölersek tak 3 kere 72 24 0 0 çıkar. O zaman 3 katı. Bunun 3 katı 72 zaten. Peki bu ne olabilir demiş? Yazılabilecek iki basamaklı sayıları bulunuz demiş. Bir kere buradaki sayı aynı 72 gibi 24'ün katı olmalı. 24'ün katlarını yazalım bakalım. 24, 48, 72 96 120 144 böyle böyle devam eder. Şimdi dikkat edelim. Bizden iki basamaklı sayıları bulunuz diyor. O zaman bunlarla hiç uğraşmayalım. Bu sayılardan bir tanesini bulacağız. Ve dikkat edelim. Zaten 72'yi burada kullanmıştık. Yani 72'yi tekrar kullanırsak 72 ile 72'nin EBOB'u kendisi 72 çıkar. O yüzden 24 olabilmesi için 72 de kullanamam. Peki buradaki sayılardan hangileri olabilir? 24 ile 72'nin EBOB'u gerçekten 24 ediyor mu? Evet ediyor. 48 ile 72'nin EBOB'u 24 ediyor mu? Evet ediyor. İsterseniz teker teker bunları bulabiliriz. Ve 96 ile 72'nin de EBOB'u aslında 24 ediyor. Bütün bu 24, 48 ve 96 sayıları aslında bizim istediğimiz ikinci sayı yerine oluşturabilir. Hatta isterseniz bir tanesini deneyelim. Mesela 48, 72 hop 2'ye böldüm 24 36 2'ye böldüm 12 18 2'ye böldüm 6 9 2'ye böldüm 3 9 3'e böldüm 1 3 3'e böldüm 1 İşte bak bunların ikisi de bak ikisini de aynı anda böldü ikisini de aynı anda böldü ikisini de aynı anda böldü sonra bu da ikisini de aynı anda böldü 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3 24 bak buradan 24 çıktı o zaman demek ki 24 48 ve 96 İkisinin de e, ebobu 24 olacak şekilde bizi sağlıyor diyoruz. Çok dikkat edelim. 24 aynı zamanda burada da olabilir. 24 de 72'nin ebobu küçük olan sayıydı. Birbirinin katı olan sayılarda ebob küçük olan sayıydı. Onu da hatırlayalım diyoruz ve hemen geldik yeni sorumuza. Birol Bey yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki duvarını kare şeklinde özdeş fayanslarla kaplamak istiyor. O zaman şöyle 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 kare fayanslarla kaplamak istiyor. Tamam. Fayansların birinin bir kenar uzunluğu 20 santimetreden az olduğuna göre bu iş için Birol Bey'e en az kaç fayans gerekir demiş bize. Bir kere bu soru aslında EBOB veya EKOK sorusu. Peki hangisi? Bunu bulmaya çalışacağız. Çünkü bir şeyleri aslında ne yapıyor? Büyük bir yeri küçük küçük fayanslarla kaplıyor. Peki bizim bulmak istediğimiz şeye gidebilmek için yani fayansları bilmiyoruz ama büyük duvarı biliyoruz. Şimdi i̇şte büyük duvarı küçük küçük fayansları ayırmak istiyoruz ya. Ne demiştik? Eğer büyük parçayı küçük parçalara ayırmak istiyorsak ne kullanacaktık? Ebob. Harikasın. Harikasın. Peki küçük parçaları birleştirerek büyük parça yapmak istiyorsak ne kullanacaktık? EKO hocam. Harikasın. Peki sence biz buna hangisi yapmak istiyoruz? Evo. Evet harika. Çünkü büyük bir duvarı küçük küçük fayanslara ayırmak istiyoruz ve büyük duvarın boyutlarını biliyoruz. Küçük fayansları arıyoruz aslında. O zaman ne yapıyoruz? 500 ile 240'ın EBOB'unu bulmaya çalışacağız. EBOB'unu bulursak küçük fayanslardan bir tanesinin boyutunu bulacağız. Bakalım hemen. 2'ye böldüm. 250, 250, e, 120. 2 bu ikisinde böler. 2'ye böldüm. 125, e, 60. Bu da ikisinde böldü. 2'ye böldüm. E, 30, 125 aynen kaldı. 2'ye böldüm. 15, 125 aynen kaldı. Artık 2'ye bölünemez. 3'e böldüm. 5, 125 aynen kaldı. Artık 5'e bölüyoruz. 5'e böldük 1, 25. 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Şimdi sonrasında olay bittikten sonra yani 1 ile kapandıktan sonra diyorum ki... ...arkadaşım o zaman bu ikisini de aynı anda bölmüştü. EBOB'ları bunların 2 çarpı 2 çarpı 5'tir. Yani 20'dir. Şimdi bu 20, dikkat edelim bu ve bunun EBOB'u olduğu için... ...bu 20 bir santimetredir... Bu neyin boyutudur? Bu bir kenar olduğu için. Bu bir kenardı. Bu da bir kenardı. O zaman bulduğumuz 20 de bir kenar. Neyin kenarı? 20 santimetre. İşte bu küçük fayanslardan bir tanesinin kenarı. Bunlar kare şeklinde değil ya. Bu da 20, bu da 20'dir diyebiliyoruz. Peki, demiş ki ama fayanslardan birinin bir kenar uzunluğu 20 santimetrenin az olduğuna göre bir koşul vermiş bize. O zaman 20'yi kullanamam, kusura bakma. O zaman diyorum ki 20'yi böleceğim. 20'yi 2'ye bölebilirim, 4'e bölebilirim, 10'a bölebilirim, farklı şeylere bölebilirim. Ama 20'yi 2'ye böldüğümüz zaman 10 santimetre bizim en az kaç fayansı gerekir dediği için... ...fayans sayısını e, çok fazla arttırmamak için ne yapıyoruz? En büyük boyutları seçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 1'e 1 santimetrelik fayans da koyabiliriz. Şu kadar minnacık fayans da Ama o zaman çok fayans olurdu. En az fayansı istediği için 10 santimetrelik demiş çünkü 20 santimetre az olacak demiş. E, o zaman diyorum ki 10 santimetre fayanslardan bir tanesinin kenar uzunluğu yani 10 10 şeklinde bir kareden bahsediyoruz fayansımızı. Peki en az kaç fayans gerekir dediği için diyorum ki arkadaşım bu 500'ü ona böldüğümüz zaman burada 50 tane 50 tane e, bölge çıkıyor 50 tane aynı zamanda aynı zamanda 240 ona böldüğümüz zaman burada 24 tane çıkıyor. O zaman 50 ile 24'ü çarparsam 50 ile 24'ü çarparsam 1200 tane fayans karşımıza geliyor diyebiliriz. 1200 tane fayanslıymış. Ama dikkat et koşulu kullandık. Eğer 20 olsaydı o zaman daha da az fayans çıkacaktı. Ve bu koşulu kullandığımız için 20 santimetre az olduğu için birazcık daha fazla fayans sayısı çıktı diyorum ve hadi bakalım o zaman yeni sorumuza geçtik. 2A 2 basamaklı sayısı ile 6 sayısı, B1 2 basamaklı sayısı ile 33 sayısı aralarında asal sayılardı demiş. Buna göre A artı B en az kaçtır diye bize soruyor. Şimdi şimdi aralarında asallık sorumuz geldi karşımıza. 2A 2 basamaklı bir sayımız varmış ve 6 ile aralarında asal olduğuna göre 6 dediğimiz sayının bölenleri 2 ve 3 olduğu için 2A sayısı 2 ve 3 ile bölünmeyecek aslında. Şimdi gel bakalım 2A sayısı dediğim şey iki basamaklı 20 olabilir, 21 olabilir, 22, 23, 24, 25, 26 Ben hepsini yazayım da sonrasında sileriz. 28 ve 29 olabilir. Şimdi aslında buradaki 2A sayımız bütün olabilecek rakamlarını yazdım. E, A'nın yerine koyabilecek bütün rakamları yerleştirdim. Şimdi bu 6 ile aralarında asal mı? Şimdi 26 ile aralarında asal değil. Kusura bakmayın Çünkü ikisinin de ortak böleni 2 var. Bu da aralarında asal değil. Çünkü 21 3 ile bölünür. 6 ile, 3 ile bölünür. 22 de değil. Çünkü çift sayı ikisi de olmaz. 23 evet bu olur. 24 hayır olmaz saçma ama tam katı. 25 aralarında asal evet bu olur. 26 2'ye bölünür ikisi de bu da patladı. 27 3'e bölünür ikisi de bu da patladı. Tam tamamen göstereyim ya teker teker yoksa kafadan da yapabiliriz bunları. 28 ikisi de 2'ye bölünür bu da patladı. 29 işte aralarında asal olabilir. Çünkü 29 zaten kendi içinde bir asal sayı. Dolayısıyla e, bu asal sayıyla 6 aralarında asaldır. Hiçbir ortak bölün yoktur diyoruz. Şimdi aynı şey B1 iki basamaklı sayısı da 33 arasında. Şimdi B1 sayısı da ne olabilir diye bakacak olursak hemen bunları yazıyorum tekrar tekrar. Ne olabilir? 11 olabilir. iki basamak olduğu için 0 1 olamaz. E, 21 olabilir. E, 31 olabilir. 41 olabilir. 51, 61, 71, 81 ve 91 olabilir. İşte bunlar 33 ile aralarında salmış. 33'ün çarpanlarını düşünelim. 33 aslında 3 kere 11'dir. O zaman 3 ve 11 çarpanı olmayacak sayıları seçmem gerekiyor. Şimdi 3'e ve 11'e bölünmeyecek. Şimdi bir kere 33 ile 11 patladı. Çünkü 11'e bölünüyor bu. E, o zaman 21'e bakalım. 21 3'e bölünür. Bu da patladı. Bu da gitti. 31 ile 33. 31 ile 33. Şimdi 31 zaten asal bir sayı olduğu için tak diye bunlar olabilir diyebiliriz. 33 içerisinde 3 ve 11 bunun içinde olmadığı için. 41'in içerisinde 3 ve 11 yok. Maşallah diyoruz bu da olur diye söyleyebiliriz. 51'e bakıyoruz 51 3 ile bölünür bu da patladı diyebiliriz. 61'e bakıyoruz 33 e, buraya baktığımız zaman 61, 3 ile bölünmez, 11 ile bölünmez. O zaman bu da olabilir diyebiliriz. Böyle gider ama dikkat edelim bak. A artı B en az demiş. O zaman ben A içinde yani bu 2'nin yanında yazan bu basamak içinde. B içinde yani bu 1'in başında yazan bu basamak içinde en azları almak zorundayım. Burada en az olabilecek şey ne çıkmıştı? 3 çıkmıştı 23'teki. Burada en az olabilecek şey 3 çıkmıştı. 33'teki 31'deki pardon. Dolayısıyla 3 ile 3'ün toplamından bahsediyor bize. 3 artı 3. A'nın da en az 3 değerini alıyor. B de en az 3 değerini alıyor. Cevabımızın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Teker teker yapmak yerine ilk en küçüğünü bulduktan sonra da bırakabilirdik. Ama teker teker görelim ki hani içimize sinsin diyorum. Ve hemen geldik. 3 üzeri 2 üstü ifadesi veriliyor. Bu ifadenin tabanını 5 azaltıp üstünü 3 arttırınca oluşan üs ifadenin değerini bulamıyormuş. Hemen bakalım. Şimdi 3 üzeri 2'nin tabanı nedir evladım? 3'tür hocam. Harikasın. O zaman tabanını 5 azalt diyor. 3'ü 5 azaltırsak kaçıncı kata geliriz? Şöyle düşün. 3'ten 5 çıkarsa eksi 2 çıkar. Ve üstünü de 3 arttırırsak. üssü 2 olduğu zaman 3 arttırırsak 5 olur sonucu. Yani buna 3 ekledik. Bunu da e, ee, ne yaptık? 5 azalttık. Tamam. Eksi 2 üzeri bu eksi 2 oldu. Bu da 5 oldu. Eksi 2'nin 5. kuvveti negatif midir pozitif? Negatiftir hocam. Harikasın. Negatif. Neden negatif? Tek kuvvet olduğu için hocam. Harikasın. Tek kuvvet. Bravo diyorum sana. Gerçekten de evet eksi bir sayının tek kuvveti negatif çıkardı. 2'nin 5. kuvveti de hemen üstü gilleri alıyorum. Bunlar çok önemli diyorum. 2'nin 5. kuvveti 32 cevabımız eksi 32 şeklinde bulmuş olduk diyoruz. Peki geldik hemen seninle beraber diğer sorumda tabanını 6 azaltıp üstünü 4 azaltınca diyor ki tabanını 6 azaltıp yani şimdi 3 üzeri 2 vardı bunun tabanını 6 azaltsak eksi 3 olur üstünü 4 azaltınca 2 iki, 2'nin üstünü 4 azaltınca yani 2'yi 4 azaltacak eksi 2 olur. Bunun değerini bulalım demiş. Hemen bakalım. Burada eksi negatif üstleri hatırlayalım. Şimdi bir kere eksi bir sayının eksi bir sayının e, çift kuvveti olduğu için sonuç artacak. O kesin. Ve bunun altında görünmez bir 1 vardır diyoruz. Ve 1 bölü üç üzerinde 2 olacak diyoruz. Üzerinde iki olacak diyoruz. Neden? Çünkü bu eksi görevini yaptı. 3'ü 1 bölü 3 haline getirdi. Eksi bir sayının çift kuvveti zaten artı çıkıyordu. 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9 cevabımıza ulaşmış olduk diyorum. Ve hadi bakalım o zaman yeni sorumuza geldik. Bir lojistik firmasında bulunan işte böyle sorular çok çıkıyor. 4 üzeri 2 kolinin bunun gibi benzer bir soru gelecek. 4 üzeri 2 kolinin her birinin içinde 2 üzeri 3 kutu. Her kutunun içinde 32 adet telefon bulunmaktadır demişim. Hmm. O zaman 4 üzeri 2 koli varmış. Bir sürü koller varmış. Bir sürü koller varmış. Sonra diyor ki her bir kolinin içinde 2 üzeri 3 kutu şöyle kutular varmış. Sonra her kutunun içerisinde de 32 adet telefon bulmaktadır O zaman bunların içerisinde de böyle 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 telefonlar varmış. Tamam eyvallah. Şimdi kollerin toplam kütlesi 8 üzeri 3 kilogram olduğuna göre bir telefonun kütlesi kaç gramdır diye bir soruyor. Şimdi hemen şöyle bakalım. 32 adet telefon her kutunun içinde var peki kutular kaç tane 2 üzeri 3 tane o zaman 2 üzeri 3 ile, ile 32'yi çarparsam aslında kutuların içerisindeki telefon sayısını bulurum bütün kutuların içerisinde telefon, telefon sayısını bulurum ve bu da aslında bir kolinin içerisinde kaç tane koli vardı 4 üzeri 2 koli vardı bununla da çarparsam o zaman bütün telefon sayısını bulurum Tüm telefon sayısı. Ne yaptım? E, koli sayısıyla kutu sayısını çarptım. Çünkü her kolinin içerisinde bu kadar kutu var. Her kutunun içerisinde bu kadar e, telefon var. Bunların hepsini çarptığım zaman bütün toplamdaki elimdeki telefon sayısını bulabilirim. Şimdi 4'ü gördüm. Elim ayağım titremeye başladı. 32'yi gördüm. Elim ayağım titremeye başladı. 4 neydi aslında? 2'nin karesiydi. 2'nin karesi. 32'de 2'nin 5. kuvveti burada gördüğün gibi. 2'nin 5. kuvveti. Bunların üzerlerinde bunun üzerinde 2 yazıyor. Bunun üzerinde bir şey yazmıyor. Bu da 2 üzeri 3 yazıyor. Şimdi bunları çözümlersek eğer bu ikisi üstün üstünden çarpılır. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5. Şimdi tabanları aynı olunca üstler ne yapılırdı? Toplanırdı hocam. Harikasın toplanırdı. 4, 3 daha 7, 7, 5 daha 12. 2 üzeri 12 telefonumuz var. 2 üzeri 12 Telefonumuz var diyoruz. Şimdi 2 üzeri 12 telefonumuz varsa ve bu telefonların toplam kütlesi 8 üzeri 3 kilogramsa. Şimdi 8 üzeri 3'ü ben gördüm yine elim ayağım titremeye başladı. Bakıyorum 8 dediğimiz şey neydi? 2 üzeri 3'tü. Şimdi şu zımbırtı, şu zımbırtı 2 üzeri 3 üzerinde 3 var. Yani 2 üzeri 9'dur. 2 üzeri 9 aslında bizim için bir ee, telefonların kütlesidir. Kütle. Bu toplam kütle, toplam kütleyi benim neye bölmem gerekiyor? Bir telefonların sayısına bölmem gerekiyor. Mesela şöyle düşünelim. E, 8 kilogram telefonların ağırlığı, e, 4 tane telefon var. Bir telefon kaç kilogramdır o zaman? 2, 2 kilogram. E, nasıl hocam? buldun? 8'i 4'e buldum hocam. İşte bu kadar. 8'i 4'e böldün. Yani kütleyi aslında telefonların sayısına bölüyorsun. 8'i 2'ye böldün değil mi? 4 kilogram veya 8'i 4'e böldün. 2 kilogram falan fark etmez. Dolayısıyla Kütleyi telefon sayısına biliyoruz. O zaman 2 üzeri 9'u, 2 üzeri 9'u hatta farklı bir renk yazalım. 2 üzeri 9'u, 2 üzeri 12'ye bölmem gerekiyor. Ki bunu böldüğüm zaman 2 üzeri, bunlar üstler çıkınca da eksi 3 çıkıyor. 2 üzeri eksi 3 de 1 bölü 8 çıkar. Paydada 1 vardır, tepe taklidi olsa 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti de 1 bölü 8. Bu ne? Bir telefonun kütlesi. Bir telefonun kütlesi 1 bölü 8 kilogrammış. 1 bölü 8 kilogrammış. Ha, 1 bölü 8 kilogram dediğimiz şey telefonun kütlesi. Bunu ne yapmam gerekiyor? Grama çevirmem gerekiyor. Grama çevirmem için ne yapmam gerekiyor? Binle çarpmam gerekiyor. Hemen çarptığımız anlay ne ediyor? 1 bölü 8'i binle çarptığımız zaman 1000 bölü 8 ediyor. 1000 bölü 8 de 125 gram şeklinde bir telefonun kütlesini gram cinsinden bulmuş olduk diyoruz ve Geldik MEB örnek yazılı sorusu benzeri. işte bu tarz sorularda hem LGS'de hem de şimdi örnek yazılı sorularında çok popüler olmaya başladı. Bunun gibi bir soru kesin bekliyoruz. Bakalım. Kısa kenar uzunluğu 4 üzeri 5 mm olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzü aşağıdaki gibi dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır demiş. Bu bölgelerden 6 eş dikdörtgen yeşile ve 2 eş dikdörtgen sarıya boyanmıştır demiş. Tamam. Buna göre sarı dikdörtgenlerden birinin alanının milimetre kare cinsinden değerini bulunuz demiş. Ha, şimdi bu tarz sorularda en fazla yapılan e, hatalardan bir tanesi bazı şeyleri kaçırmak. Bak eş dikdörtgen demiş. Bunların hepsi eş dikdörtgenmiş. Eş dikdörtgen de eğer bize böyle bir şey söylerse eş dikdörtgen hemen lütfen şu yeşil diyelim mesela buna e, x diyelim. Bir tane kenarını x diyelim. Mesela şunun kısa kenarına x diyelim. Tamam bunu bunun kısa kenarı da x'tir. Bunun kısa kenarı da x'tir. Bunun kenarı, kısa kenarı da x'tir. Çok dikkat edelim. Bu x'e bu da x'tir. Bu da x'tir. Bu da x'tir. Şimdi dikkat et. Bak bu üç tane kısa kenar birleşerek bunun bir tane uzun kenarını oluşturuyor. Tam karşı karşıya geliyorlar. Yani burası 3x'tir. İşte çözmemiz gereken sır buydu. Bunu çözdükten sonra soru bitiyor zaten. 3x ise e burası da 3x. ve burası da 3x. E burası da x. Burası da x. Burası da X şeklinde hepsini yapıştırıyorum. Hatta bu uzun kenarı 3X olduğu için bunlar eş dikdörtgen dörtgen olduğu için e, burası da 3X'tir. O zaman diyorum ki ya kardeşim şurası yani 4 üzeri 5 dediğimiz şey X artı 3 xten toplam 4 xdir diyebiliriz. İşte artık X'i bulabilirim. Ee, şimdi ne yapacağız? Dikdörtgenin birinin alanını milimetre cinsinden sarı dikdörtgenin birinin alanını sormuş bize. Ne yapmam gerekiyor? X'i bulabilmek için her iki tarafı dörde bölmem gerekiyor. O zaman x eşittir. 4 üzeri 5 bölü 4'ten bunun üstünde görünmez bir 1 vardır. O zaman üstler çıkartılırsa 4 üzeri 4 eder. O zaman bizim istediğimiz e, şeylerden şeylerden ilki x'in 4 üzeri 4 oldu. Şimdi burası 4 üzeri 4 ise eğer bu 4 üzeri 4 ise burası da 4 üzeri 4'tür. Hatta şöyle düşünelim, 3x dediğimiz şey, 3x dediğimiz şey, yani şurası 3 çarpı 4 üzeri 4'tür. Ve bu sarıların e, bir kenarlarına bakalım senle beraber. Burası 3x, e, burası toplam 3x artı 3x'ten 6x çıkıyor burası da. Heh, şimdi sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Şu sarının bir kenarını, uzun kenarını biliyoruz zaten kısa kenarını bulmamız gerekiyor. 3x'in yarısı aslında bu sarının kısa kenarı. O zaman 3x'i bulalım bakalım. 3 çarpı 4 üzeri 4. Bunun da yarısını bulursak sarının sarının kısa kenarını bulmuş olduk. Peki sarının uzun kenarı nedir? Uzun kenarı nedir? Burada da gördüğün gibi. 6x'tir hocam. Harikasın 6x'tir. Bravo diyorum sana. Yani 6 çarpı 4 üzeri 4'tü. Çünkü X6 çarpı e, X4 4. Sonrasında kısa kenarıyla uzun kenarını çarpınca sarı dikdörtgenlerden birinin alanını bulabiliyorum. O zaman bunu da bunu çarpmam gerekiyor aslında. Hemen çarpalım. 3 çarpı 4 üzeri 4 bölü 2 çarpı 6 çarpı 4 4, 4 diyorum. 4'ü görünce diyorum ki ben elim ayağım titriyor. 4 dediğim bir şey 2'nin karesidir. O zaman hemen yazalım yerine. 2'nin karesi üzeri 4 diyorum. 2 üzeri 8 çıkıyor. O zaman tekrar yazıyorum bunu. 3 çarpı 2 üzeri 8... bölü 2 çarpı 6 çarpı... 2 üzeri 8. Bunları çarptığım zaman ne çıkıyor? Hemen karşımıza. Bu 6 ile bu 2 sadece 3. 3 kere 3, 9. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8'e... 2 üzeri 16 eder... bizim cevabımız. Neden? Çünkü... E, burada üstler toplanır... tabanlar aynı olduğu için... Ve 9 çarpı 2 üzeri 16 da ve hatta bunu şöyle yazabiliriz bu arada. E, ee, 2, 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 16 şeklinde yazabiliyoruz. Ve geldik şimdi yeni sorumuza. Esra'nın çantasında 2 adet kitap, 2 adet defter, 4 adet kalem bulunmaktadır demiş. Çantada bulunan eşyaların birer adedinin kütleleri aşağıda verilmiştir. Esra'nın çantasının içindeki eşyaların kilogram içinden toplam kütlesini bize soruyor. Şimdi bir kere çözümlenmiş hallerini vermiş. Biz hemen ne demiştik? Japon 3 çizgi metodunu kullanacağız bu sayıları oluşturmak için. 3 çizgi metodunda hop böyle böyle böyle. 3 çizgi metodunda hop böyle 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 yazdık. Sonra her birisinin basamak ne yazalım da? 10 üzeri 0'lar, 10 üzeri 1'ler, 10 üzeri 2'ler, 10 üzeri eksi 1'ler, 10 üzeri eksi 2'ler, 10 üzeri eksi 3'ler. Şimdi sonrasında koyuyorum yerlerini. Hadi bakalım senle beraber. Şimdi 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buraya 6 koydum. Başka da hiçbir şey yok. Bunlar yok. Bunlar yok. Buraya da 0 koyalım. 0 tam onda 6 oldu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buraya 4'ü yerine yerleştirdim. 5'i de buraya yerleştirdim. Burası yok. Burası yok. Buraya 0 koymak zorundayım. E, 10 çarpı 10 üzeri eksi 1 demiş. 10 üzeri eksi 1'in başında bir şey yoksa 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Buraya 1'i koydum. Buraya 2 koydum. Buraya 5'i koydum. Burada da hiçbir şey yok. Buraya da 0 koymak zorundayım. Şimdi demiş ki Bundan iki adet almış demiş. O zaman iki tane sıfır tam onda altı artı. Bundan iki tane almış demiş. İki tane sıfır tam yüzde kırk beş artı. Bundan da dört tane almışım. demiş. Dört tane sıfır tam yüz yirmi beş. Aslında ondalık gösterimde çarpma yapmam gerekiyor. Başka da bir şey değil. E bunları çarptığım zaman bu altı kere iki on iki eder. Ama bir tam onda iki eder. Artı burası e, 90 eder ama 0 tam onda 9 eder artı e, buraya bakalım bu aslında 250 e, 500 eder e, o da 0 tam onda 5 eder diyoruz ve bunları topladığım zaman 1.4 1.2 ile toplanırsa 2.6 kilogram cevabımıza ulaşmış olduk 2.6. 6'dır cevabımız. Toplam kütlesinin kilogram cinsinden istemişti bize. Dolayısıyla bulmuş olduk diyoruz. Geldik hemen yeni sorumuza. Çok büyük çok küçükseler sorusu. Yukarıda verilen eşitliğe göre x artı y'yi sormuş bize. Hemen bakalım. 0 tam 0.25 e, çarpı 10 üzeri 9 demiş. Şimdi bunu iki buçuğa çevirmiş. Şimdi ne demiştik? Hemen kat metodunu kullanalım. Kat metodu da şu. Hemen e, 0 0.25 10 ile çarpılsa 0.25 bir de 10 ile çarpılsa 2.5 bir de 10 ile çarpılsa 25 bir de 10 ile çarpılsa 250 böyle böyle devam eder. Şimdi adam ne yapmış? Aslında buradan kaçıncı kadar 2.5'a 1 2 kat yukarı çıkmış. O zaman bu 2 kat yukarı çıktıysa büyüdüyse bunun azalması gerekiyor. O zaman bu 7'dir diyebiliriz. 2 kat aşağı indi 9'dan 7'ye indi. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. 3750 3750. Ona bölersek 375. Ona bölersek 37,5. Bir daha 3,75. Bir daha versek, versek 0,375 şeklinde devam ediyor. Şimdi adam ne yapmış? Buradan buraya inmiş. Yani 1, 2, 3 kat aşağı inmiş. 3 kat aşağı inersen azaltırsan o zaman bunu arttırman gerekiyor. Eksi 7. kattan 3 kat yukarı çıkarsak Kaça geliriz evladım benim? Eksi dörde geliriz. Harikasın. Eksi dördüncü kata geliriz. Bravo diyorum. Yukarı çıkıyoruz çünkü. Şimdi bizden bunları topla diyor. Yani yedi ile eksi dördü topla diyor. Ve bunun cevabı da artı üçtür şeklinde bulabiliyoruz. Yeni sorumuz 3 ton kağıt atığının geri dönüştürülmesiyle 51 ağacın hayatı kurtarılmakta demiş. Tamam süper ve daha az sera gazı salınımı gerçekleşmektedir. Çünkü ağaçlar aslında havadaki sera gazını azaltıyorlar. Tamam sıfır atık projesinin başlangıcından bu yana 500 bin ton kağıt atık geri dönüştürülmüştür. Harika. Bir ağacın kurtarılması 7 kilogram daha az sera gazı salınımı sağlamaktadır. Of beynin yandı. Buna göre projenin başlangıcından bu yana kağıt atık dönüşümünden sera gazı salınımının kaç kilogram azaldığını bularak bilimsel gösterimini yazın. Bilimsel gösterim sorumuz. Tamam, üstü ifadelerde. Şimdi bir kere basit başlayalım konuya. 3 ton kağıt azının geri dönüşümden 51 ağaç kurtuluyormuş. O zaman diyorum ki 3 tondan 51 ağaç kurtuluyorsa o zaman 1 tondan kaç ağaç kurtulur diye bir yorum yapıyorum. 3'te biri yani 17 ağaç aslında kurtulur diyorum. O zaman 1 tondan 17 ağaç kurtulursa 500 bin tondan 500 bin tondan 1 tonda 17 ağaçsa 500 bin tonda 500.000 tonda aslında kaç ağaçtır diye düşünebilirim. O da 500.000 çarpı 17'dir. 17 kere 5 hemen çarpalım 57 kere 5 olsun 85 sonunda sıfırları koyuyorum. 1 2 3 4 5 yani 8,5 milyon tane ağaç kurtulmuş. Gerçekten muhteşem bir rakam. 8,5 milyon ağaç kurtulmuş ve diyor ki bize bir ağacın kurtarılmasıyla 7 kilogram daha az sera sarılımı. Dolayısıyla 8,5 milyon ağacın kurtarılmasıyla da o zaman bununla da 7'yi çarptığımız zaman bu kadar kilogram daha sera gazı salınımı sağlayacağız diye düşünebiliriz. Hemen bakalım o zaman 8,5 milyon çarpı 7 dersek de buradan da karşımıza ne geliyor hemen bakalım. 8,5 çarpı 7, 8 x 56, 7 x 5 35, 59,5 o zaman 59,5 milyon e, aslında bizim için kilogram, kilogram daha az sera gazı salınımı yapılacaktır diye düşünebiliriz. 59,5 milyon kilogram dediğimiz şey diyor ki bize e, bu yana kağıt atık dönüşümünden sera gazı salınımının kaç kilogram azaldığını bularak bilimsel gösterim şeklinde bunu yaz diyor. Bilimsel gösterim şeklinde yazarsak bunu hemen bakalım. Bunun bilimsel gösterimi ilk başta çok büyük sayılara çevirelim. E, 595 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5 kilogram deriz. Bunu da bilimsel gösterime çevirirken 5,95 çarpı 10 üzeri bunu iki tane küçülttüğümüz için iki basamak bunu da iki basamak büyüteceğiz. 10 üzeri 7 kilogram diye cevabımızı bulabiliriz bilimsel gösterim şeklinde. Şimdi geldik kare köklü ifadeler sorularına. Şekildeki pis her birinin genişliği birer metre olan 12 eş aralığa bölünmüştür demiş. Tamam o zaman burası bir metre burası zaten gözüküyor. 3 numaralı çizginin üzerinde bulunan bir top. ...yuvarlandıktan sonra 11 ve 12 numaralı çizgi arasında durmuştur. Tamam. Topun metre cinsinden gittiği mesafe aşağı hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi bir kere çok dikkat edelim. Burada e, sorularda kandırıkçılık oluyor. Normalde 11 ile 12 arasında hangisi vardır diye bakmamız gerekiyor. Ama 3'ten başlamış. Topun gittiği mesafeyi soruyor. Topun başladığı mesafe bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arasında bir şey. Yani aslında topun gittiği mesafe bununla bunun arasında 8 ile 9 arasında. Neden? Çünkü 3'ten başladı 3 kağıtçı Hep bize bu başlangıç noktasını yanlış cetver ölçmesi falan filan soruları gibi farklı verebiliyor test sorularında vardır bu zaten görürsünüz. Dolayısıyla buradan başlıyorum tornaçadan benim 8 ile 9 arasındaki bir şey seçmem gerekiyor. Neydi bizim burada bir cetverimiz vardı. Hemen göstermek istiyorum sana yaklaşık değer cetveli. 8 ile 9 arasında karekök 64 ile karekök 81 arasında bir şey bulmam gerekiyor. Bu değil geç. E, 64 ile 80 evet bu olabilir bravo. 64 ile 81 arasında çünkü 8 ile 9 arasında olacağı için. E, buraya bakalım bunlara bakacaksak da bunu içeri sokmam gerekiyor. Karekök 16 kere 5 yani karekök 80 ediyor. E, bu olabilir mi? Evet olabilir. Bu da olabilir. E, 3 karekök onda da hemen ne yapıyoruz? 3'ü içeriye soktuğum zaman 9 kere 10 diyorum. Karekök 90 olabilir. Karekök 90 bu ikisi arasında mı? Hayır değil. Bu arada. Dolayısıyla bu da patladı. Dolayısıyla bu ikisi patladı. Bu ikisi olabilir diyorum. Hangisi ya da hangileri olabilir dediğimize 4 karekök 5 veya karekök 70'tir. Çok dikkat edelim. Burada başlangıçtaki orası farklı vermiş ve yaklaşık değer sorusu diye düşünebiliriz. Aşağıda verilen kartlar üzerinde birbirinden farklı 6 kare köklü ifade yazılacaktır demiş. Tamam birbirinden farklı demiş. Bu kartlar üzerinde yazan sayılardan üç tanesi 4 ile 5 arasında 3 tanesi 7 ile 8 arasında K ve L sayıları birer doğal sayı olduğuna göre K artı L'nin alabileceği en fazla değeri bize soruyor diyoruz. Şimdi bir kere bu sayıları ne yapmamız gerekiyor? Hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulabilmek için ilk başta bu yaklaşık değere getirmemiz gerekiyor. Yaklaşık değere getirebilmek için ilk başta şunları bir içeri sokmamız gerekiyor. 4 kere 6'dır bu ve içeri sokunca karekök 24'tür. Şimdi karekök 24'e baktığım zaman ben karekök 24 4 ile 5 arasında. Ha 3 tane 4 ile 5 arasında sayı vardı zaten demişti. O zaman bir tanesi bu. 4 ile 5 arasında. Şimdi devam ediyorum. 5 karekök 2'ye bakalım. 5 karekök 2 de e, 5'i içeriye soktuğumuz anda 25 çarpı 2 diyorum. Karekök 50 diyorum buradan da. Karekök 50'ye baktığım zaman 7 ile 8 arasında. O zaman bu da 7 ile 8 arasında tamam. Bunu da 2 karekök 5'i de 4 kere 5 diye bunu içeriye sokunca 4 diye girer. 4 kere 5 karekök 20'dir. Karekök 20 hangi iki tam sayı arasında? 4 ile 5 arasında. Bunu da yazdım. 2 karekök 15'te e, ee, i̇çeriye sokunca 2'yi 4 ile girer. 4 kere 15 karekök 60 çıkar. 60 dediğimiz şey bu ikisi arasında. Yani 7 ile 8 arasında. Şimdi adam demişti ki bize. Adam demiştik ki bize. 7 ile 8 arasında 3 tane vardı. Bu 1, bu 2. Demek ki bunlardan bir tanesi 7 ile 8 arasında. 1, 2. Demek bunlardan bir tanesi 7 ile 8 arasında. Ve diyor ki K ve sayı bir doğal sayı olduğuna göre K artırlığı en fazla kaçtır demiş. O zaman 7 ile 8 arasında yazılabilecek en fazla sayı bir kere karekök 63'tür. Bir tanesi 7 ile 8 arasında olmalıydı. Çünkü bu ikisi arasında olacak en fazla doğal sayı olacak şekilde kareköklü ifade karekök 63'tür. 64 yazamazsın çünkü 7 ile 8 arasında olmaz. 8 olur o zaman. Peki bu da 4 ile 5 arasında olacaktı. 4 ile 5 arasında yazılabilecek en fazla ifade karekök 24'tür. Bu da doğal sayı olacak ve 4 ile 5'in arasında olacak. O zaman bu ikisi arasında bu oluyor diyoruz. O yüzden e, alabilecek, alabilecek en fazla değerleri sormuştu. K ve L sayıları biraz doğal sayıdır. K artı L en fazla kaç olur demişti. 24 ile 63'ü topluyorum. 87 olabilir en fazla değeri diyoruz ve... Şimdi geldik test sorularımıza biliyorsunuz ortak sınavlar yani Türkiye genelinde yapılan ortak sınavlar artık test oluyor ve bunlar için de hazırlık olsun niyetiyle biz de test soruları koyduk bu yazılı provamıza. Hemen başlayalım. Yaş üzüm kuruduğunda kütlesinin %80'ini kaybetmektir. 60 ton yaş üzüm üreten bir çiftçi üzümleri kuruttuktan sonra kilogramı 150 liradan satmakları demiş. Buna göre çiftçinin üzümlerin satışına elde edeceği toplam gelirin TL cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdaki hangisi demiş. Bir tonunda bin kilogram olduğunu vermiş bize. Şimdi bir kere 60 ton üretiyor ve e, bunları kuruttuktan sonra kilogramı 150 liradan satıyor. Ve yüzde seksenini de kurutunca kaybediyormuş. O zaman ne kadarı kalır? Şimdi yüzde seksenini kaybederse geriye bu üzümlerin yüzde yirmisi kalır. O zaman yüzde yirmisini bulmamız gerekiyor altmışın. Altmışın yüzde yirmisini bulursak altmış çarpı yirmi bölü yüz dersek bununla bu sadeleşir, bununla bu sadeleşir. 12 ton kalır yani 60 tondan koskoca 60 ton üzümden yüzde 20'si kalacağı için geriye çünkü yüzde gidiyor uç, uçuyor buharlaşıyor sudan gidiyor 12 ton kuru üzümümüz kaldı kuru üzüm ve her bir e, kilogramı da 150 liradan satacakmış şimdi 12 ton dediğimiz şey aslında 12 bin kilogramdır 12 bin kilogramdır ve bunun da tanesini yani kilogramını 150 liradan satacak için çarpı 150 dersek bir sonuca ulaşabiliriz. Ama bu gerçekten büyük bir sayı çıkacak. Ben 12 ile 15'i bir çarpayım. 12 ile 15 çarpsam 180 eder. Yanına da 1, 2, 3, 4 tane sıfır koyayım. 1, 2, 3, 4 tane sıfır koyayım. O zaman ne oldu? Ee, 1 milyon 800 bin TL etti. Maşallah var gerçekten de. Bunu ben bilimsel gösterme çevirmeden önce ilk başta çok büyük çok küçük sayılara çevirelim. Bu sıfırları 1, 2, 3, 4, 5 tane diye 18 çarpı 10 üzeri 5 ...diye yazalım bakalım. Şimdi 18 çarpı 10 üzeri 5 bilimsel gösterim değil. Bunu bilimsel gösterim yapabilmek için... ...18'i 1 tam onda 8 yapıyorum. Yani küçültüyorum. Bunu da büyüteceğim. 10 üzeri 6 yapıyorum. 1 tam onda 8 çarpı 10 üzeri 6 cevabımızı elde ediyoruz diyoruz. Ve hemen geldik yeni sorumuza. Yukarıdaki içinde farklı ürünler bulunan ABCD kolileri ve bu kolilerin kütleleri verilmiştir demiş. Bu kolilerden kütlesi en fazla en az olanlar sırasıyla aşağıdaki hangisi de verilmiştir demiş. Şimdi bakalım... Bunları sıralama yapıyoruz aslında. Hangisi büyük hangisi küçük? Böyle bir soruda ilk başta kare köklü ifadeye getirmemiz gerekiyor. Yaklaşık değeri düşünmemiz gerekiyor. Bunu içeriye soktuğumuz zaman 9 kere 5'ten kare kök 45 ediyor. Bunu içeriye soktuğumuz zaman 5'i 25 diye sokuyoruz. 25 kere 3 kare kök 75 ediyor. Bunu içeriye soktuğumuz zaman 36 çarpı 2 kare kök 72 ediyor. Bunu içeriye soktuğumuz zaman 4 kere 7 kare kök 28 ediyor. Şimdi ben bunlara baktığım zaman hangisi en büyük? Zaten en büyük olanı görebiliyoruz. Bu e, neredeyse buralarda bir yerde. E, bu ise, bu ise en küçüğü diyebiliriz. Düşünebilirsin 28 buralarda bir yerde. Dolayısıyla hemen diyorum ki en büyüğünün e, aslında B olduğunu, en küçüğünün de D olduğunu B seçeneğinde vermiş diyorum. Gerçekten beyin yakıcı bir soru. O zaman hadi bakalım o zaman. Sınavda ne hedefliyorsun evladım? Ben hedefliyorum harikasın. hocam. Harikasın. İnşallah seninle en güzel notları alacağız mutlaka 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 yazılı notlarından ve yazılı denemelerindeki provaları çözerek çalışmanı ihmal etme diyorum. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapalım. Ödüllü sorumuz nerede burada bakalım. Ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.